Ben bu iki sloganın hikayelerini karşılaştırmak istiyorum. Bu her şey çok güzel olacak sloganının hikayesi YSK'nın seçimi iptal kararının çok öncesine gidiyor. Ve bu bir hikaye, gerçek bir hikaye. Yani bir tepki olarak çıkmış, düşünülmüş, tasarlanmış, ortaya konmuş bir mizansen falan değil. Gerçekten bir çocuk var. Bu çocuk otobüsün peşinde koşuyor. Orada görüyor Ekrem İmamoğlu'nu. Ondan sonra ona işte her şey çok güzel olacak diyor. Başka bir sürü şey de söylüyor. Orada söyleyebildi. Ona Ekrem İmamoğlu cevap veriyor. Bir muhabbet dolu bir cevap veriyor. Sonra o çocuğu bulduruyor bir şekilde. Otobüsün çatısına, yani konuşma yaptığı yer, ona oraya çıkartıyor. Ve ardından bu çocukla yapılan söyleşiler var YouTube'da. Ben izledim. Televizyona çıktım bilmiyorum, YouTube'da izledim. Nereden, nasıl, yani ne yapmış, nereden gelmiş aklına, onu nasıl heyecanlandırıyormuş. Yani burada gerçek bir hikaye var. Ve bu gerçek hikaye, her şey çok güzel olacak sloganıyla 8 Mayıs akşamı... 6 Mayıs'ta, değil mi? Tamam. 6 Mayıs akşamı YSK'nın seçim iptaline karşı yeniden kampanyanın başlangıç sloganını oluşturdu ve hızla yayıldı ve her şey çok güzel olacak sloganı çerçevesinde öncelikle savuşturulan bireysel boykot eğilimiydi. O akşam Ekrem İmamoğlu çok önemli bir iş başardı kendi siyasi kariyeri açısından da ve genel olarak partisinin İstanbul'daki ve daha geniş anlamda Millet İttifakı'nın İstanbul'daki kampanyasının istikbali açısından çok önemli bir iş başardı. Ve bu önemli işin de merkezinde, odağında bu slogan vardı. Yani bayrak direğinde bu slogan yazıyordu, bu pankartın altında konuştu diyebiliriz. Buna mukabil, yani bu çok tuttu, bu slogan o günden itibaren. Çok tutmasının nedeni sahici olması, hikayesinin olması.